Sebep sonuç reklamların ardından devam ediyor. Altılı Masa adayını 13 Ocak'ta açıklayacak mı? Bununla ilgili çelişkili ifadeler geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu başka bir şey söylüyor. İttifakın, masanın diğer aktörleri başka şeyler söylüyorlar ama hepimizin hemfikir olduğu şey 13 Ocak'ta da bir aday açıklanmayacak. Nitekim Altılı Masa'nın kurmaylarından da bu yönde açıklama geliyor. Bir aday üzerinde anlaşma mutabakatına varmaya çalışıyoruz. Yani en azından adayı konuşmanın zamanı geldiler. Geldi diyorlar bir anlamda. Resul Kurt'la konuşuyorduk reklama gitmeden önce devam edelim. Ya geldi ve geçiyor bile ya. Ne gel? Yani. 13 Mart son gün mü Hüseyin Hocam? Yani yasal olarak 13 Mart'a kadar bir gelmesi gerekiyor. 10 Mart'tan sonra. 10 Mart'tan sonra evet. 13 Mart'ta galiba ama yani son güne kadar o da. Ama siz biraz önce dediniz ya, ya bunlar 2 senedir erken seçim erken seçim diyorlardı. Ya bir adayda daha yanlış. Ya burada bence adayı gizleme, adayı saklama, yıpranmasın deme sadece kendi durumlarını meşrulaştırma çabasıdır. Çok net bir biçimde adayı da anlaşamıyorlar. Bu bir anlamda Hüseyin Bey, size geleceğim Resul Bey var. Bir anlamda bu yalan değil mi? Yani şuna benziyor. Bana diyorsunuz ki elinde hazır bir yazın var mı? Yazım hazır ama açıklamıyorum diyorum. Yani yazımı daha sonra yayınlayacağım diyorum. Bu yalan söylemek çünkü yazım yok elimde. Altılı Masa'nın da bir adayı yokmuş değil mi bugüne kadar? Ya, bir taktiğin ötesinde ortada bir yalan yok mu? Şöyle, bu kişisel olarak sizin yazınız meselesi olsa bu çok tali bir mesele olabilir. Ama siz ülkeyi yönetmeye talip olduğunuzda ve bu ülkede hükümetin alternatifi olma iddiasında olduğunuzda ve işin daha da kötüsü mangalda kül bırakmadığınızda, çıtayı yükselttiğinizde, bir Süpermen, bir Iron Man adayı arayışı içinde olduğunuzda ondan sonra bunu yalan söylemek ve bunu daha da acısı, bak ben tekrar söylüyorum, hem tüm metin analizine, tüm tavırlara, siyasi duruşlarına baktığınızda bunlar milleti önemsemiyorlar. Yani siyasetin öznesi insandır. Demokraside hakem milletimizdir. Yani bu vesayetçi kafa, Serkan? Vesayetçi kafa hem metinde kendini gösteriyor, hem adayımız var deyip adayları yok burada gösteriyor, hem bu vesayetçi kafa Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkma argümanında bizatihi ortada gözüküyor. Ben bir seçmen olarak net şunu söylüyorum ve bunun bir yalan olduğunu düşünüyorum. Açıkça söyleyeyim. Kesinlikle. Yani diyorsanız ki adayımız elimizde, açıklarsınız. Adayınız yok, daha karar verememişsiniz ama adayımız var dediniz. Kendi üzerimden verdiğim örneğe gelirsem yazım var demem gibi bir şey. Yazımı yazmamışsam yalan söylüyorumdur. Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Düşman çatlatırcasına açıklamadık bugüne kadar. Yani bu net bir açıklama. Net düşman bir açıklama. Çatlatıyoruz diyor. Konuşsunlar, bunu konuşsunlar ya. Ama ellerinde bir hata yok. Dolayısıyla buna dair net bir cevap istiyoruz. Ben derelerden dolaşmamak taraftarıyım. Net bir şekilde Resul soruyorum. Resul Hocam söz geçmeden önce Anadolu'da çok güzel bir söz var. Herkes kendine yakışanı yapar. Ahmet Davutoğlu'nun utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan kongrede söylediği "ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından ayrılırsam" sözünü millet unutmadı ya. Ali Babacan'a söylediği söz milletin duygusunun dışa vurumudur. Sen davar çobanı bile olamayacak adamsın. Tayyip Erdoğan seni buraya getirdi. Bunlar çıksınlar meydana. Millet bunlara tek tek bunu söyleyecek. Evet. Bu millet balık hafızalı değil. Bu millet gerçekten feraset sahibi bir millet. Pardon. Resul Hocam çok sözünü Şöyle yani Meral Akşener'in söylemiyle kazanacak aday değil mi? Yani kazanacak aday yok ki abi. Kimi koyarsa koysun kazanamıyor. Dolayısıyla da istediğiniz Kılıçdaroğlu'nu koyun, Ekrem İmamoğlu'yla ikisini birlikte eş cumhurbaşkanı adayı yapın. Kimi koyarsanız koyun hiçbir anlam ve önemi bulunmuyor. Bugün Türkiye'de bir cumhurbaşkanı adayı bile belirlemekten aciz bir altılı, yedili, sekizli masanın kalkıp Türkiye'nin sorunlarına çare bulma imkanı yok. Sizin Mavi Vatan projeniz de nedir? Mavi Vatan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Kıbrıs'la ilgili ne düşünüyorsunuz? İhracatla ilgili, sanayiyle ilgili, istihdamla ilgili, üretimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ermenistan, Yunanistan, buyurun Libya, bu konularda ne projeleriniz var? Türkiye'yi şu anki kazanımlarıyla ilgili hangi noktaya getirmeyi vaat ediyorsunuz? Evet. S-400'leri depoya kaldırıp F-35 projesine ortak olma gayreti içerisinde olmak
sizi nereden nereye getirecek? Milli ordu, milli silahlar, Türkiye bakın S-401 savunma füzesi. Bakın S-401 saldırı füzesi değil. S-400'de biz bir başka ülkeye saldırı yapamayız. Bu bir bize yapılan saldırı olursa bu saldırıyı önlemek için kullanabileceğimiz. Türkiye'de kendi füzelerini geliştiriyor. Türkiye'de bu anlamda ciddi bir dönüşüm içerisinde ama şu kısa süre içerisinde mutlaka sizin bakın Suriye'den gelen bu yüzden mi aday olamaz diyorlar Erdoğan? Yani açıklayacakları bir şey yok, yapacakları bir şey yok. Bunu söylüyorsunuz. Niye? Çünkü biz şunu diyorum, mandacı zihniyet 100 yıl geçse de aynı zihniyettir. O zaman Sait Molla vardı değil mi? Sait Molla. O zaman oranın işte şurayı devlet azası yani devlette Osmanlı Devleti'nde önemli bir devlet adamı ama İngiliz ajanı. Bakın yine bu kapsamda işte Harput valisi var. Efendime söyleyeyim birçok Osmanlı bürokrasi içerisinde olan özellikle medya ve basın sektöründe olan bakın 150'likler diye bir ihraç edilen vatandaşlıktan çıkarılan hain listesi var. 10 binden indir Lozan Antlaşması maddesi gereği 150'ye indirilmiş bir 150'likler listesi var. Bunların içerisinde önemli bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye köstek olan İngiliz'in, Amerika'nın, oranın, buranın ajanları. O tartışma ajanları. Çok su kaldırır üstad. Tabii, yani dönemin tabii. Siyasilerine muhalefet eden herkesi hayır, de o listelerin biz, içine katmışlar. Bakın, onu tartışabiliriz. Bugüne bakın, gelelim ama bugüne bugün, gelelim. Ne bugün olur? Geldiğimiz noktada siz eğer Türkiye'nin mavi vatanına karşı çıkıyorsanız, Türkiye'nin bağımsız enerji evet. politikalarına karşı çıkıyorsanız sizin durduğunuz yer bellidir. Yani sizin bunun vebalini ödeyebilme imkanınız yok. Anadolu irfanı diyoruz. Anadolu insanı feraset sahibidir. İrfan sahibidir. Neyin ne olduğunu çok evet. net görüyor. Diyor ki efendim gençlerden korkuyorsunuz. Kardeşim CHP'nin gençlerden aldığı oy belli. Anketler yapılmış. Bu gayet de medyayla her yerle paylaşılan anketlerde CHP'nin gençlikten aldığı oy bellidir. Yerlerde sürünüyor. Fikri Sağlar'ın bugün bir tweet'i vardı Emin Bey. Fikri Sağlar CHP'li bir siyasetçi. Seçime 105 gün kaldı. Muhalefetin adayı belirsiz. Meydanlarda miting yok. Heyecan, umut düşüşte. Halk tartışmalardan bezdi. Gündem halktan kopuk. Dostça uyarıyorum. Kazanılacak seçim zora giriyor. CHP'de önemli böyle, görevler üstlenmiş. Hala o gelenekten gelen bir isim. Şöyle, ne diyorsunuz Emin Pazarcı? Son bölümü hariç tamamına katılıyorum. Yani kazanacak seçim var mıydı? O tartışılır ama altılı masanın hali ortada. Aslında yani Fikri Bey'le ben geçtiğimiz günlerde bayağı bir oturdum, konuştum uzun uzun. Hatta bir sabah kahvaltısını 4-5 saat birlikte bir evde yaptık, bir dostun evinde. Yani Fikri Bey'in de çok fazla böyle bu altılı masanın hal ve hareketlerinden mutlu olduğunu söyleyemem. Çok açık, net ifade etmedi ama Fikri Bey'in de rahatsızlıkları var. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan, geçmişte önemli görevler üstlenen pek çok isim ciddi rahatsızlık içinde. Onlar da görüyorlar. Yani sonuçta siyasetçi bunlar. Terzini söyleyecek değiller. Erdoğan gitmesin istiyorlar. Erdoğan'ı göndermek için ellerinden geleni yapıyorlar ama altılı masanın da bu politikalarından son derece rahatsızlar. Ve özellikle bu kesim Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa teslim olmasına tepki gösteriyor. Yani eski CHP'liler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu tarafından sağ kesimlere, oy uğruna, o 14. kat var ya oradaki bir takım danışmanlar tamamı sağ tandaslı isimler. Bunlardan rahatsızlar. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Fikri Bey yılların siyasetçisi dediğiniz gibi doğru söylüyor ama kazanılacak seçim derken bunlar tabii şey diye düşündüler. Bir dönem ekonomik problemler vardı. İşte soğana, patatese bakıp, onların fiyatlarına bakıp bir kitlenin ciddi şekilde Erdoğan'a sırt çevireceğini düşünüyorlardı. Ama Türk seçmeni, şunu söyleyelim Melik Bey son olarak, Türk seçmeni mutfakla tuvalet arasında bir boru değil. Türk seçmeninin de bir takım kutsalları var. Türk seçmeni de feraset sahibi, Türk seçmeni de olan biteni görüyor. Nitekim şimdi daha seçim atmosferine yeni girdik. Seçimlerde eğilimler
son bir ayda belirlenir, 15 günde belirlenir. O döneme doğru gittikçe ben Erdoğan'ın arkasındaki desteğin giderek daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü tablo ortada. Tablo ortada. Şimdi Davutoğlu bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. İşte Cumhurbaşkanı'nın 6 tane yardımcısı olacak, genel başkanlardan izin almadan adım atamayacak. Eğer buna aykırı davranırsa kriz çıkacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, evet doğru söylüyor Davutoğlu dedi. Kriz çıkar bir genel başkanın onayı alınmazsa diye. Bu süreç içerisinde bakıyoruz, bunların hepsi iktidar sonrası kriz senaryolarına dairdi ama öncesinde bir kriz örgütlenmeye çalışıldığını hissediyorum ben. Yani adaylardan en favori adayı yarışa sokmamak üzerine bir seçim kampanyası kurmak. Ne kadar başarırlar, hukuk ne diyor, sizlere ayrıntılarını söylediniz. Hukuk çok net, bu konuda bir tartışma yok ama. Muhalefetin zaten tüm bu hukuk tartışması değil, siyaset tartışması. Siyaset. Muhalefetin tüm partileri bunun üzerine odaklanırsa, yani favori adayı yarışı kazanacağı pek çok aktör tarafından dile getirilen Erdoğan'ı sokmamaya çalışırsa, bu bir sokak siyaseti, siyaseti bel altına indirgemek anlamına geliyor. Bunu ne diyorsunuz, bu yöntemde mi karar kırıldı? Yani biz adayları kim olacak? İşte Resul Kurt söylüyor, planlarında, programlarında, mutabakat metinlerinin içeriğinde bir şey yok diye. Muhalefet buna mı oynuyor? Yani sokak şöyle, 367 garabeti şu anda da uygulanmaya, yani yeni bir tiyatro oynanıyor o şu an. O da sokağı hedefliyor. Bu da sokakta cumhuriyet mitinglerini yaptırmak için. Bu da 367 garabetinin bir başka versiyonudur. Bakın bu konuştuğumuz tartışmalar o zaman Anayasa Komisyonu'nda konuşulmuş. Sayın Vekilim, komisyon başkanı. Komisyonlarda, tutanaklarda yazılmış, denmiş ki bu... Bir önceki, yani Cumhurbaşkanımızın ilk seçildiği Cumhurbaşkanlığının bu iki dönem içerisinde sayılmayacağı açıktır diyor. Bunu konuşmaya bile gerek yok diyor. Evet. Yani bu anlamda siz durup son dakika değil, bayram değil. Son dakikaya kadar niye beklediniz o zaman? Mahmut Övür, sokak stratejisi mi var? Melih, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz tabii şimdi hem fikri sahaların söyledikleri, hem işte bu gerginlik, Davutoğlu'nun çıkışları. Şimdi aslında işleri kolay değil. Bak, iki senedir bunları yazıyoruz. Her gün bunları yazdık. İyi Parti'de şunlar oluyor. CHP'de şunlar oluyor. Adayı belirleyemiyorlar. Problem orada. Aday bellidir demeleri yalan. Senin demin söylediğin gibi. Niye yalan? Şuradan yalan. Bakın, hiçbir parti kendi başına siyaset üreterek anlamlı bir fark atamadı. Siyaset üreterek toplumu kucaklayamadı. Kemal Kılıçdaroğlu siyaset mühendisiyle altısı bir araya geldi. Biliyorsun Macaristan'da benzerini yaptılar. Evet. Fakat Macaristan'da bir hayal kırıklığı yaşadılar. Şimdi onun getirdiği bir sonuç da var. Koalisyon kaybetti altılı masa. Bir, iki, bu partileri o masaya oturtunca Akşener dahil hepsi de havaya girdiler. Oraya uyum sağlamaya, yani orada sanki bir farklı bir pozisyon alacaklarmış gibi, kendileri belirleyici olacaklarmış gibi bir havaya da girdiler. Halbuki Kemal Bey onları oturtarak kendisinin başaramadığı, CHP'nin iktidar olma şansı olmadığını bildiği için onları yanına alarak bir siyaset mühendisliği yaptı. Fakat kolay mıdır bu süreç? Koalisyon olayı sadece bizde değil. Bir İtalya'ya bak, İspanya'ya bak, işte Danimarka'ya bak, fark etmiyor, Almanya'ya bak. İnanılmaz pazarlıklar ve bir adam yüzünden bir koalisyon dağılıyor. Şimdi o pazarlıklar sürüyor. O yüzden işleri kolay değil. Hakikaten de belirleyemiyorlar. Ama şöyle bir şeyden umut ettiler 2018'in ortasından itibaren, yani 2019 seçimlerinden sonra. Türkiye krize girecek, ekonomik krize. Bu bizi iktidar yapar. O yüzden de hakikaten heveslendiler. Ve ciddi şekilde bir havaya girdiler. Şimdi özür dilerim. Fikri Sağlar bence ezber üzerinden bakıyor. Seçimi kazanacağız diyor ya, İmamoğlu çevresi de öyle. Yani Türkiye'nin gerçekleri üzerinden bakmıyorlar. Bunlar bir araya geldikse seçim alırız havasıyla bakıyor. Halbuki bir araya gelmek aynı zamanda gerilim ortaya çıkarmaktır. Pazarlık ortaya çıkarmaktır. Uyumsuzluk ortaya çıkarmaktır. Birilerinin kopması anlamına gelir. Evet, yani o yüzden şimdi Kemal Bey aday olacak diye söylüyoruz. Kemal Bey'in çevresine bak, kendisine bak. Diyor ki ne koysak kazanır diye oradan gelir buraya. Terlik koysak kazanırlar diyor. Şimdi terlik koyacak kazanırsak, ben niye İstanbul, Ankara'daki kendi belediye başkanı yaptığım adamı koyayım? Kendim olayım. Şimdi geldiğimiz noktada iktidar da yükselişe geçince sıkıştılar. Şimdi iktidarın bu hamlelerini ekonomiyi düzeltme, ekonomide umut yaratma ya da işte toplumu kucaklama hamlelerini hesaba katmadılar. Hı-hı. Ekonomik kriz devam edecek. Zaten Batı da böyle bakıyordu. Batı'da da birçok kurum, kuruluş böyle bakıyordu. Ekonomistlere bak. Demirtaş dahil, o işte Özgür Demirtaş büyük ekonomist, o da dahil. Hepsi şunu söylüyor, en son çıkan Atilla Yeşilada.
Türkiye diyor MF'nin şeyini kabul edecek, faizleri yükseltecek, işte Demirtaş'ı bırakacak, Kavala'yı bırakacak. Türkiye rahatlar. Ama Batı'nın istediği işte. Bir taraftan Batı'ya uyum sağlamaya, Batı'ya biat etmeye çalışıyorlar ama aynı zamanda Türkiye'de yerli ve milli bir hava gelişmiş, bir siyaset gelişmiş. Dünya küresel kuşatmalar altında dünyanın her tarafında gelişiyor. Onunla tezat içindeler. Tutmuyor. 90'lar olsa tutabilirdi bir ihtimal. Evet. Ama şimdi tutmaz. Şimdi bunu da görüyorlar, sıkıştılar. Sıkışınca bu tartışma o. Meral Akşener bir taraftan partisini kurtarmaya çalışıyor. Sana bir şey söyleyeyim. Partisi şu anda birbirini yiyecek bir noktada. Ankara'daki il başkanlığı tartışması dahi söylenenler iddia tabii. Silahların çekilmesine kadar gitti. Sonunda Meral Akşener'i hastanelik ettiler. Yani böyle bir noktada bir parti içi kavga var. Şimdi aynı şey aslında CHP de süt liman gibi görünüyor ama inanılmaz bir hesaplaşma var. Kemal Kılıçdaroğlu sonrası ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa ne olur? İmamoğlu gelir partiye ele geçirirse ne olur? İnanılmaz. Çünkü niye? Ortak bir hedef yok. Ortak bir siyaset yok. Türkiye'yi doğru okuyan, Türkiye sosyolojisini, Türkiye'nin geldiği noktayı, dünyada biz nereye gidiyoruz, küresel sistem nasıl çok kutuplu hale geliyor, biz nerede pozisyon alıyoruz? Ya Kissinger'i bile okumuyorlar. Okusalar dünyanın buraya gideceğini duyururlar. Ya bırak Kissinger'e gitme. Türkiye'de Devrel'in hatıralarını, Ecevit'in hatıralarını okusalar. Okusalar o bile yeter. O bile yeter. O bile yeter de Ecevit'in hatıralarını geçen gün bir gazeteci hatırlattım. Ya bir onu oku en azından. Ecevit'in hatırasını oku. Mahmut abi sana bir katkı vereyim. Hedef yok diyorsun. Hedefleri var. Hedefleri AK Parti gitsin. Ya tamam. Cumhuriyet Halkı gitsin. Kim Tayyip Erdoğan gitsin. O aslında hedefsizliktir işte. Yani tamam. O geldiği nokta hedefsiz. Aynen. O yüzden Batı'ya biat diyoruz. Yani siyasetsizlik yani. Evet, siyasetsizlik. O yüzden bu ayakları bu yere basmayan, yani dikkat edin İsmet Paşa'dan bu tarafa batıcı bir çizgi var. Kemal Bey onu biraz sağa açılarak, demin Emin söyledi 14. kattaki sır kat, orada eski sağ, fakat partide hareket yok. Onları kattın da ne oldu? Oyun bir puan arttı mı? Artmadı. Bunu görmüyorlar mı? Görüyorlar. Sıkıştılar işte. Kemal Bey aday olup olmama konusunda o yüzden bastıramıyor. Bastırsa ötekiler kaçacak. Bastırmasa ortada kaldı. Şimdi sonuna kadar bekleyecek. Emri vaki yapacak belki en sonunda. Bir de yani emri vaki siyasette, artık kansımız kalmadı ben adayım deyip açıklayacak. İhtimaldir şimdi bu. Şimdi bu ittifakta şöyle bir durum. Hep 2 artı 2 eşittir 4. 2 kere 2 eşittir 4. Böyle bu mantıkla bakın. İşte yani. Diyor ki biz biraz önce hocam da söyledi. Şu parti bu kadar oy alır. Bu parti bu kadar oy alır. Ha bakıyor biz diyor ki yani özellikle bazı kanalları izlediğiniz zaman %65... Tamam. %70 oy alıyor, işte CHP %45, %50 oy alıyor falan. Hani bu kanalları izleyen insanlar da muhtemelen de ki inanıyorlar böyle bir şeye. Ya ve o kanalların en önemlisi, çoğu, gazetelerin çoğu şu anda karne için hediye et edildi, et hediyesi verildi ya, karne için et. Evet. Ona inanıyor hepsi. Ona inanıyor.